Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepinize en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda 1566-1588 yıllar arasındaki 22 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeler olayları kronolojik ve doğru bir şekilde ele alıp anlatmaya ve anlamaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda ele alacağımız konu 1589-1595 yılları arasındaki 6 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri ve olayları kronolojik olarak bir şekilde ele alıp anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz dostlarım, kardeşlerim. 1589 ilk düzeltiyorum ikinci sikke tahsisi. 1589 2. Mombasa Seferi, 1599 Ferhat Paşa Anlaşması, ki bu anlaşmanın sürekli önemi vardır. Osmanlı Devleti doğudaki en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Yani Osmanlı'nın doğusu neresi? İran coğrafyası. Osmanlı Devleti Safavi Devleti'ne karşı doğudaki en geniş sınırlarına ulaşmıştır. 1590 yeni terörlerin Etiş sınırlarına katılmak üzere gümrük resmine Zararı Kassabiye adıyla %1 oranında ilave yapılmaz. Yani ek sıradan %1 bakın. Sonunda vergi %25. O da devletin açıkladığı vergi Türkiye'de. Lakin Osmanlı Devleti öyle bir güçlü devlet ki %1 vergi alıyor. %1. 1592 Lehistan'ın Osmanlı himayesinden çıkışı. 1593 Osmanlı-Avusturya Savaşı'nın basaması. 1595 Estergon'un düşüşü. Ve tüm bu olaylara kalbi dayanmayan Sultanul Azam, Sultan Süleyman Han'ın oğlu, Sultan Selim Han'ın oğlu, Sultan Murad Han'ın vefatı. Yıl 1595. Ve yerine 3. Mehmet'in başa geçmesi. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Şimdi 3. Murad Han ne yapmıştır? Hemen onları bir hatırlayalım isterseniz. 3. Murat döneminde yapılan sabahlar, yenilikler, binalar. 1. Selimiye Camii. 2. Kenem Bornu. Ben bu devletten bilmiyorum bu arada. İsmini bile ikinci kez duyuyorum. Kenem Bornu devletinin, yok efendim, Kenem Bornu devletinin Osmanlı'ya bağlanması. 3. İstanbul Sultanatı'nın kurulması. 4. Osmanlı-İran Savaşı'nın basaması. 5. Vadi Yusseyl Savaşı ve Fas'ın himaye altına alınıp Osmanlı Devleti'nin kuzeydeki en geniş sınırına ulaşması. 6. Hazar Denizi'ne Osmanlı Devleti'nin donanma indirmesi. 7. İngiltere'ye kapitülasyon verilmesi. 8. İstanbul Sultanatı'nın yıkılması. 9. Maksat'ın fethi. 10. Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoît Kilisesi'ne yerleşerek burada Saint Benoît Mektebi'ni açması. 11. Meşale Savaşı. 12. Tebriz'in fethi. 13. 1. Mombasa Seferi. Osmanlı nüfuzunun Sofala'ya varması. 14. İlk Sikke Tashi. 15. Gence Seferi. 16. Resmi Tashihi Sikke konulması. 17. İkinci Sikke Tashihi. 18. İkinci Mombasa Seferi. 19. Ferhat Paşa Anlaşması. Osmanlı'nın doğudaki en geniş sınırlara ulaşması. 20. Yeni sınırların en çizgi sınırlarını karşılamak için gümrük resmine zarar kasabiyye adıyla bir oranına ilave yapılması. 20. Lehistan Osmanlı imajının çıkısı. 21. Osmanlı Avusturya Savaşı'nın başlaması. 22. Estergon'un düşüşü. 23. Sultan Süleyman Hanoğlu, Sultan Selim Hanoğlu, Sultan Murad Han'ın vefatı 1595. Şimdi kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Videomuzun sohbet kısmından geçmeden önce önümüzdeki videomuzda nereye ele alacağımızı bir söyleyelim isterseniz unutmadan. Önümüzdeki videomuzda biz 1596-1634 yıllar arasındaki 38 yıllık süreci, bu süreci tanan gelişmeleri, bu olayları
ele alıp anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. O zaman hazırsanız videomuzun sohbet kısmına geçebiliriz. Şimdi kıymetli kardeşlerim, bakın Osmanlı'da ilk 12 padişah, hatta bana göre sorarsanız ilk 10 padişah yükselme döneminin padişahlarıdır. Sonraki padişahların bir kısmı 1600 bir kısmı duraklama döneminin padişahlarıdır. Geri kalan kısmı da yıkılış ya da çöküş ya da yok oluş döneminin padişahlarıdır. Şimdi benim kendi tahsisimde, yani benim kendi bilgimde, hafızamda Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemi padişahları bunlardır. Bir, ya da yükselme ve yayılma. Yani kuruluş, yükselme, yayılma. Öyle diyelim. Bir, o Sultan Osman, birinci Osman. İki, hatta şöyle diyelim efendim. Bir, Osman Gazi. İki, Orhan Gazi. Üç, Murat Ödemendigar. Dört, Yıldırım Beyazıt. 5. Birinci Mehmet. 6. İkinci Murat. 7. Fatih Sultan Mehmet. 8. İkinci Beyazıt. 9. Yavuz Sultan Selim. 10. Kanuni Sultan Süleyman. Bu 10 kişi Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemi padişahlarıdır. Sultan 2. Selim Han'dan itibaren diğer tüm yani diğer gerek Sultan 2. Selim Han'dan itibaren, efendim biraz konuşmamı edersiniz. Sultan 2. Selim Han'dan itibaren ilgili döneme kadar ki diğer tüm padişahlar ise benim kendi hafızamda, benim kendi bilgimde, benim kendi kabulüme göre Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemi padişahlarıdır. Bunu da hatta duraklama, gerileme. Hatta duraklama diyelim efendim. Bir anlattık olmasın. Duraklama dönemi padişahlarıdır. Bunu da belirtmekte fayda vardır. Şimdi Osmanlı Devleti Sultan II. Selim Han'a kadar öyle bir şekilde kurulmuştur ki, bakın Sultan Osmanlı Devleti kuruyor. Sultan Orhan Devleti genişletiyor. Sultan Murat devleti artık hatta beyliği artık devlet haline getiriyor. Ama hala bir devlet olamıyor. Ama o pozisyona getiriyor. Sultan Beyazıt devleti, onun beyliği devlet haline tam manasıyla getirip Osmanlı Devleti'ni tam manasıyla beylikten çıkarıp devlet haline getiriyor. Sultan Mehmet Fetret Devri'ne son veriyor. Sultan Murat Fatih'in babasıdır. Fetret Devri ile Fatih arasındaki geçiş sürecini hazırlıyor. Adam bilmeden hazırlıyor. Sultan Fatih ya da Mehmet. Efendim Sultan Mehmet İstanbul'u fethediyor. Devleti bir imparatorluk haline getiriyor. Sultan Beyazıt. Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı tüm hızlı fetihleri birazcık duraklatıp devletin fethettiği yerlere yerleşmesini, orada kalıcı olmasını istikan ve asimile politikasıyla sağlıyor. Sultan Yavuz Osmanlı Devleti'ne halifeliği getiriyor. Osmanlı Devleti'ni, hatta Osmanlı İmparatorluğunu Asya, Avrupa ve Afrika ayağını sağlayıp Osmanlı Devleti'nin Afrika ayağını sağlayıp Osmanlı Devleti'ni 3 kıtada hüküm süren, ki bunlar sırasıyla Asya, Avrupa, Afrika'dır. 3 kıtada hüküm süren güçlü, müreffeh, çağdaş bir devlet haline getiriyor. Sultan Kanuni Osmanlı Devleti'ne en güçlü dönemini yaşatıyor. 46 yıllık süreci hükümdarlığıyla en uzun dönemi o yaşatıyor, en güçlü dönemi o yaşatıyor. Onun döneminde Osmanlı Devleti çok güçlü oluyor. Dünyadaki bütün devletlerin, geri kalan bütün devletlerin hem ordu sayısına eşit olan bir ordusu var Osmanlı Devleti'nin onun döneminde, hem de donanma sayısına eşit olan bir donanması var Osmanlı Devleti'nin onun döneminde. Tabii ondan sonra başka, bu yükselme dönemiydi. Şimdi duraklama dönemine geldik. Ondan sonra başka Sultan Selim Han, 2. Selim Han geçiyor. Sultan Selim Han döneminde 7-8 tane sefer yapılıyor, fetih ya da sefer yapılıyor.
Lakin bu 8 seferin hedefetin önemlisidir. Zaten bu adam 8 yıl başta kalan bir adam. 8 yıl başta kalan adama göre de bu adam gayet doğru ve yerinde hareket ediyor. Hemen onun sonrasında başa 3. Murat Han geçiyor. 3. Murat Han toplamda 570 bir dakika efendim. 3. Murat Han geçiyor ve 3. Murat Han toplamda 21 yıl başta kalıp yönettiği 21 yıl boyunca tüm hemen hemen her sene boyunca bir olay yapıyor. Ya bir sefer, ya bir fethi, ya bir mimari gelişme onun önünde gerçekleşiyor. Tabii 3. Murat Han'dan sonra bazı 3. Mehmet Han geçiyor. 3. Mehmet Han'ın da inşallah diğer videomuzu ayrıntılı olarak ele alacağız. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Diğer videomuzu biz peki nerelere ele alacağız bu 38 yıllık videomuzda? 3. Mehmet. 3. Mehmet Han. 1. Ahmet Han. 1. Mustafa. Ya da namı değer Deli Mustafa. 2. Osman. 1. Mustafa'nın 2. kez sedareti. Ve 4. Murat. Biz 6 ya da 2. Osman'ın 1. Osman, efendim, diyorum. 1. Mustafa'nın 2. kez sedaretini saymazsak 5 padişahı 4. Murat'ın da birazdan ele alıyoruz tabii tamamını değil. 5 padişahın ilgili kısımlarını diğer videomuzda ele alıp sizlerle birlikte incelemeye çalışacağız. Biz bu videomuzda 1589-1595 yıllar arasındaki 6 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri ve olayları kronolojik ve doğru bir şekilde sizlerle birlikte ele alıp anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah diğer videomuzda ele alacağımız konu 1596-1634 yıllar arasındaki 38 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeler ve olaylar olacaktır. Biz videolarımızı kronolojik ve doğru bir şekilde üzerinde kaynak araştırması yaparak ki zaten tarihte yani hangi zamanını ele alırsanız alın bunlardan Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar hangi dönemini ele alırsanız alın kaynak araştırması yapmadan herhangi bir eser ortaya konulamaz. Biz haftalık olarak araştırmalarımızı yapıp inşallah sizlerle birlikte çok güzel videolarımızı ortaya koymaya çalışıyoruz. Bizim amacımız kronolojik bir şekilde Osmanlı devletini kronolojik ve doğru bir şekilde yıl yıl sıralı bir şekilde ele alıp sizlerle birlikte anlamak ve anlatmak olacaktır. Çünkü biz Osmanlı torunu Atatürk çocuğuyuz. Osmanlı da bizim, Atatürk de bizim. Biz bu ikisine de sahip çıkmak, bunların ikisini de korumak, kollamak ve ecdatlarımızdan hangisini olursa olsun hiçbirine laf söyletmemek zorundayız. Çünkü biz milli kimliğimizi kaybedersek devletimizi ve millet olma bilincimizi en önemlisi budur. Çünkü devletleri kaybedilebilir ama Türk milleti mutlak yeni devlet kurar. Biz millet olma bilincimizi kaybederiz. Eğer bunlardan birini ayırırsak. Şimdi kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Bu videomda ben ne yaptım? 1589 1595 yıllar arasındaki 6 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri bu olayları kronolojik ve doğru bir şekilde elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah diğer videomuzda 1596-1634 yıllar arasındaki 38 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri ve olayları kronolojik ve doğru bir şekilde ele alıp anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim, Allah'a emanet olun.